dediğiniz gibi pandemi döneminde evlerden dışarıya çıkamadığımız dönemler oldu. Gezmeye gidemediğimiz dönemler oldu. Hatta tatillerimizi yapamadığımız bir dönem oldu. Bu süreçte de aynı düzlemde, aynı paralelde yerli üreticilerimiz daha uygun rakamlara ulaşılabilir karavanlar üretmeye de başladı. Bunun ikisinin bir araya gelmesi belki bu süreci hızlandırdı. Çünkü ulaşılabilirliği sağlandı karavanın ve biz zaten karavanla yaşamaya uygun bir halkız. Bizler de ona uyum sağlayabildik. Biz bu karavanı hani çok kolay almadık. Yani biz çok kolay bu parayı biriktirmedik. Madem biz bu parayı bu kadar kolay biriktirmedik, bu kadar kolay da riske atmayalım. Karavancıların aslında ben 11 ay kullanmıyorum dedikleri noktada da riskimiz var. Bu anlamda karavancıların gece rahat uyuyabilmesi için evlerinde kasko ölçüleri yapılmalı. Bize sigorta ettirilecek olan değerin ne olduğunu bilmeli öncelikle. Yani içerisinde ne tip buzdolabı var, ne tip elektronik eşyası var, çekiş kontrol sistemleri ne tip ve ne kadar maliyetli şeyler, karavanlarımız ne kadarlık bir karavan, neyi kasko yaptırdığını ilk önce sigortalımızın biliyor olması lazım. Ve bize bildirmiş olduğu liste üzerinden, yani bir karavan şöyle çok basitçe anlatayım. Eğer bir motokaravansa sonuçta bir minibüsün modifiye edilmiş haliyle karavana dönüştürülmüş durumdan bahsediyoruz. Yani 100 liralık bir karavan yapacağınız aracı öyle bir donatabilirsiniz ki 1 milyon TL'ye kadar çıkartabilirsiniz. Çok basit bir şekilde yaparsınız, 150 bin liraya mal edersiniz. Şimdi biz ilk önce bunun farkındalığını oluşturmak istiyoruz sigortalımızda. Hangi değeri, yani kendisinin için hangi önem arz eden kısmı sigortalamak istiyoruz. İlk önce bunu görmesi gerekiyor. Primler vesaireler tabii ki bugün yapay zekaların çalıştığı bir durum. Yani bir poliçe şu kadardır deme şansımız yok. Çünkü kişinin geçmişi, yaşı, her şeye etken. Poliçeye yaptırmış olduğunuz aracın bedeli, içerisindeki donanımı bir etken. Fakat biz şunu biliyoruz ki bu poliçe markasını yaratırken istedik ki karavancının yanında olduğumuz herkes tarafından bilinsin. Yani o yüzden çok yüksek maliyetlerle bu işi yapmama ile yola çıktık. Yeter ki biz karavancının yanında olalım. Yeter ki karavancı ile beraber ülkenin çeşitli yerlerini dolaşırken onun yanında olalım ve onu güvende hissettirelim. Aslında tek arzumuz bu. Çarpma çarpışmanın yanı sıra devrilme, yanma, çalınma, kötü niyetli hareketler, terör, doğal afetler, kemirgen hasarları, bunların hepsi poliçe kapsamında bulunan teminatlar. Dolayısıyla aslında sahip oldukları bu değeri geniş anlamda koruma altına almış oluyorlar. Doğada da bu risklerin çoğunu özellikle 2021 yılı bize deneyimlettirdi. Maalesef çok felaketler yaşandı biliyorsunuz. Orman yangınları, sel felaketleri, tsunamiler, efendim depremler, dolu, hortumlar, yani bunların hepsi doğada yaşandı. Ve buna maruz kalabilecek en zayıf olarak görebileceğimiz yapılarda karavanlar. Dolayısıyla bunların hepsinden de kasko sayesinde yaşayabilecekleri hasar maliyetlerini korumuş olacaklar. Yani hasar maliyetlerini üstlenmemiş olacaklar, poliçe karşılayacak. Dolayısıyla o zaman buradaki hani bütçelerine uygun olmayan mantığını güttüğümüz zaman daha yüksek maliyetleri ödemek yerine kasko maliyetini karşılayarak bu hasarlarda bütçelerinden bertaraf etmiş oluyor konumuna gelir karavancılar. Geniş kapsamlı bir poliçedir bu. Yani içerisinde oluşacak olan hırsızlığından dışarısında güneş paneline, tentesine, aküsüne gelecek olan tüm zararları içeren geniş kapsamlı bir poliçedir. Kasko maliyetleri bugün inek otolarda oluşan maliyetlerin biraz üzerinde. Neden? Donanımların tamamı teminat altına alınıyor. Hem içerideki hem dışarıda bulunan donanımlar teminat altında. Dolayısıyla bunların riskle karşılaşma olasılıkları daha yüksek. Özellikle dışarıda bulunan donanımlar, işte panel gibi, tente gibi, anten gibi. Bu anlamda düşünüldüğünde bence hani attığımız taş, ürküttüğümüz kuş örneğine bakarsak sonuç
değer neticesinde bence. Genişletilmiş kasko poliçesi olduğunu ifade etmiştim. Genişletilmiş kasko poliçesi kapsamında bulunan teminatlar çarpma, çarpışma, devrilme gibi hasarların yanı sıra çalınma ki hırsızlık hasarları burada çalınmaya teşebbüs dahil olmak üzere verilen hasarlar da teminat kapsamındadır. Yani doğal afetler neticesinde araçta oluşabilecek hasarlar teminat altında. Bunun yanı sıra halk ayaklanmaları veya işte oluşabilecek farklı muzipliklerden dolayı araca verilebilecek hasarlar teminat kapsamındadır. Terör aynı şekilde karşılanmaktadır. Demirini muhakkak çekici aracın kasko poliçesine işletmeniz gerekiyor. Çeki demiriniz de zarar görürse onun karşılanabilmesi için. Karavan kaskosunda da poliçeyi oluştururken öncelikle karavanın içindeki aksesuarlarının tümünün teminat altına alındığından emin olun. Gerekirse karavanı aldığınız satıcıdan detaylı bir liste alın. Bütün marka modeline kadar. Ve bu listeyi poliçenize işletin. İşte buzdolabından, tentesinden, sobasına kadar her şeyi bu karavanın poliçenizde yazılı olsun ki bunların hepsi ithal, yurt dışından gelen Euro endeksli malzemeler ve hepsi çok maliyetli malzemeler. O yüzden ileride başlarına bir şey geldiği zaman kasko şirketinizle aranızda pürüz oluşmasın. Bir de ben hep kasko poliçelerinde önem verdiğim bir nokta, kaza yaptığım zaman karşı tarafa verdiğim zararının limitinin yüksek olması. Bu noktada günümüzde biliyorsunuz yani orta ölçekte bile araçların fiyatları milyon seviyesine geldiği noktada zararını karşılama limitleri çok düşük kalıyor. Bu noktada ben hem aracın kaskosunun hem de karavanın kaskosunun karşı tarafa zararını karşılama limitlerini maksimum seviyeye çıkarıyorum. Prim anlamında çok ciddi bir yansıması yok. Ama ileride olumsuz bir durumda sizi ciddi masraftan ve sorumluluktan kurtaracak bir konu olduğunu düşünüyorum. Yol yardımları, eğer bir kamping alanına gidiyorsa bizim anlaşmalarımızda indirimler, aldığı ürünlerde indirimler vesaire gibi bir sürü de artısı var bu anlamda. Çekme karavan ya da motokaravanda da biz otomobil gibi bir segmentte değil, yaş limiti olmaksızın. Çünkü bu artık hem araç hem eviniz. Küçük de olsa hem araç hem eviniz. Bu anlamda dedik ki bir yaş limiti yok. Yani bir yaş limitine gerek yok. Çünkü en az karavancı sizin kadar dikkat ediyor. Yani evinize nasıl girerken ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz? Biz de karavana girerken ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Yani bir ev gibi düşünün burayı. Çok farklı değil. Gidene kadar taşıt, gittiğiniz yerde eviniz. Karavancılık hem bir yaşam şekli hem de bir hobi. Sizin karavanı nerede kabul ettiğiniz çok önemli. Yani bir sonu yok, dediğiniz doğru. İç donanım anlamında bir sonu yok. Yani gördüğünüz her aksesuar, içerisine çaktığınız her bir çivi, her bir sıktığınız vida aslında size bir keyif katıyor. Bu anlamda biz bu keyfi yarıda kesmesinler istiyoruz. Ya da dediğim gibi demin evlerine çıktığında ya acaba karavanım ne oldu aşağıda demesinler istiyoruz. Bu anlamda da biz karavancı ile beraber bu yola çıktık, bu yolda devam edeceğiz. Talep ne gelirse biz değerlendiriyoruz. Yola ilk çıktığımız haliyle değil bu arada. Hani karavancılarımızdan gelen geri bildirimler ile biz bütün poliçelerimizi de bu arada değiştirdik. Daha geniş kapsamlı hale getirdik.